Herkese merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf İngilizce dersimizde bu derste 4. ünite Weather and Emotions ünitesini inceleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle weather hava demek. Havanın nasıl olduğunu, yağmurlu mu, karlı mı, bulutlu mu olduğunu sormak için hangi cümleyi kullanıyoruz? What is the weather like? Şimdi görsellere bakalım. Güneşli ise ne diyoruz? Sunny. Yağmurlu ise rainy. Bulutlu, cloudy. Karlı, kar yağışlıysa snowy. Rüzgarlı, burada rüzgarı belirtmeye çalıştım. Rüzgarlı diyeceksek windy. Diğerine bakalım, sisli diyeceğiz hava. Foggy. Burada gök gürültülü. Şimşek de var. O zaman ne diyoruz? Lightning. Diğerine bakalım. Fırtınalı. Fırtına görüyoruz burada da. Fırtına ne demekti? Stormy. What's the weather like in Ankara today? It's sunny. When the weather, how do you feel? Nasıl hissedersin? Burada bakacağız. Yağmurlu olduğunda, güneşli olduğunda, hava sisli olduğunda nasıl hissederiz? Buradaki emojilerle boşlukları dolduracağız. Lightning, şimşek, stormy, fırtına dedik. Bunların haricinde burada görselde olmayan birkaç tane daha yazalım. Hailing. Hailing ne demek? Bu da dolu yağışı demek. Dolu. Dolu yağması. Evet, bunun dışında freezing var. Freezing ise dondurucu soğuk. Evet, şimdi nasıl hissediyoruz ona bakabiliriz. How do you feel? Emotions'lara bakalım. It's rainy. Yağmurluysa I feel. Nasıl hissederim? Burada yüzümü vermiş üzgün yüz. I feel sad. Diyebilirim, üzgün. It's sunny and warm. I feel mutlu bir yüzüm var. Happy diye doldurabilirim boşlukları. The weather is fog. Uykusu gelmiş. Ne diyebilirim? Sleepy. It's snowy. Karlıysa hava. I feel nasıl hissederim? Devamı var cümlenin. Because mutlu bir yüz görüyorum. I like playing snowball. Evet, kar topu oynamayı seviyorum. O zaman nasıl hissediyorum? Happy. Emotions'lardan bahsedelim biraz daha. Söylemediğimiz kavramlar vardı. Moody. Moody ne demek? Karamsar. Bunun dışında anxious. Anxious ne demekti? Endişeli. Ve depressed, zaten biliyoruz onu. Günlük hayatımızda Türkçe'de de kullanıyoruz. Depressed, bunalımlı demekti. Sleepy, burada bahsettik. Uykulu. Örneğin görsellere bakalım. Rainy'ye şuraya London diyelim. Cloudy'de İstanbul. Londra'da hava nasıl diye sorarım. What's the weather like in London? It's rainy. How do you feel? I feel moody. What's the weather like in Istanbul? It's cloudy. How do you feel? I feel sad. Ve bu ünitede bilmemiz gereken başka bir kelime thunder. Thunder ne demek? Gök gürültüsü demek. For example, when the weather is rainy. I heard some sounds. What is it? Diyebilirim. Burada ne diyorum? Hava yağmurlu olduğu zaman bazı sesler duydum. Onlar, o neydi? Diyebilirim. Orada da nasıl bir cevap verebiliriz? It's thunder. Gök gürültüsü diyebilirim. Başka bir örnek daha verelim. When I heard the thunder, heard duymak. Ne diyorum burada?
Gök gürültüsünü duyduğum zaman I feel scared. Scared, korkmuş hissettim. Evet, şimdi de mevsimlere bakalım. Seasons. What is the seasons? Fall or autumn? Autumn, sonbahar. What is the seasons? Winter, kış. This season is summer, yaz. This season is spring, ilkbahar. What is the weather in winter? It's snowy and cold diyebiliriz. How do you feel in winter? I feel happy or I feel cold diyebiliriz. What is the weather in summer? It's sunny and hot. I feel happy in summer. What's the weather in spring? It's rainy. How do you feel in the spring? I feel sad. I feel sleepy. What's the weather in autumn? It's cloudy and it's windy. I feel sad or I feel moody şeklinde cevaplar verebiliriz. Bu şekilde mevsimleri de görmüş olduk. Emotions'ları tekrarlayalım isterseniz. Happy neydi? Happy mutlu demekti. Sad üzgün. Moody karamsar. Sleepy uykulu. Cold üşümüş. Anxious, endişeli. Depressed, bunalımlı. Angry diyebiliriz, kızgın, angry. Örneğin havanın derecesinden bahsedeceksek, örneğin Spring'de 18 derece ise hava durumu. Bunu nasıl söyleyebilirim? Bunu degrees ifadesiyle ifade ederim. Örneğin the weather 18 degrees şeklinde belirtebilirim. Evet, seasons'ları da bu şekilde görmüş olduk. Ünitemizin sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Genel bir tekrar yapmış olduk, hatırlamış olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hoşça kalın.